Kur'an-ı Kerim'de genel bir ifadeyle hepimize yönelik Allah yolunda cihad edin bu emir var. Ben Müslümanım diyen bir kimse ilahi diğer emirleri yerine getirdiği gibi Allah yolunda cihad, bunun da gereği neyse yapmalı. Allah yolunda cihadı gerçekleştirmeli. İslamik terörizm bu yuvarlak kare demek gibi bir şey. Yuvarlaksa kare değildir, kare ise yuvarlak değildir. İslam'la terör bağdaşır şeyler değil. Herhalde bazıları İslami terörizm derken kendi terörlerini gizlemek için böyle bir gürültü çıkarıyorlar. İslam dünyası şöyle bir toparlanabilse, bir araya gelebilse herhalde bu mesele de halledilebilir diye hatırıma geliyor. Ama şu an dağınıklık devam etmekte. Onların anlayabileceği şekilde bir gücü bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde Allah'ın izniyle muvaffak oluruz. Küresel güçler de akılları varsa bizimle barış içinde yaşamak isterler o zaman. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihat bütün zamanların en önemli konularından biri. Gazze olayları münasebetiyle çok daha yoğunluklu olarak gündemimize girdi. Bu konuda araştırmalar yapmış bir akademisyen olarak size bazı sorularımız olacak. Buyurun. Sorularla Cihat ve Savaş programımızın ilk sorusuyla başlıyorum hocam. Hocam cihat nedir? Hayat bir faaliyet ve hareket. İnsanoğlu şu dünyada birtakım faaliyetlerin, hareketlerin içinde oluyor. Cihad bu faaliyet ve hareketin Allah yolunda yönlendirilmiş şekli. Kur'an-ı Kerim'de mesela iman edin, namaz kılın, zekat verin bu gibi emirler var. Cihadla alakalı da pek çok ayetler bulunur. Cahidu fillâhi hakka cihâdihi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Bunlardan birisi. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir kimse ilahi diğer emirleri yerine getirdiği gibi Allah yolunda cihat, bunun da gereği ise yapmalı. Allah yolunda cihadı gerçekleştirmeli. Evet hocam teşekkür ederiz. Cihat ve savaş aynı şeyler midir? Çoğu kimse aynı şeyi zannediyor ama değil. Cihat, peygamberimizin ifadesiyle el cihadu madin ila yuhmul kıyâme Kıyamete kadar devam edecek. Ve peygamberimizin nübüvvet sonrası 13 yıllık Mekke hayatı, 10 yıllık Medine hayatı var. 13 yıllık Mekke hayatında peygamberimizin yaptığı bir savaş yok ama cihat var. Mekke hayatının tamamı bir cihattır. Medine hayatının tamamı peygamberimiz itibariyle baştan sona yine bir cihattır. Böyle olunca Allah yolunda olmak şartıyla savaş o da bir cihattır. Ama cihat sadece savaşa münhasır değildir. Diyelim barış ortamında her türlü kültürel faaliyetler gelecek nesilleri adam gibi yetiştirmek, kaliteli yetiştirmek, toplumda bir takım kötülükler var, bunlara engel olmaya çalışmak, bunların da tamamı birer cihattır. Peki hocam maddi ve manevi cihattan bahsedebilir miyiz? Bize bu kavramları açabilir misiniz? Bu zamanın nazara verdiği bir kavram. Maddi cihat, manevi cihat. Maddi cihat derken savaşı kastediyor. Manevi cihat derken de kültürel faaliyetler, emri bil maruf, nehyanil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak bu gibi durumlar ülke dahilinde manevi cihat. Yani insanları kötülerden ve kötülüklerden korumaya çalışmak, bunun mücadelesini vermek, bununla ilgili ne gibi altyapı gerekiyorsa bunları kurmak ve eleman yetiştirmek bütün bunlar birer cihattır ve bunlar manevi cihat. Ama ordumuzun yapmış olduğu savaş gibi durumlar bu da maddi cihat. Yani savaş. Teşekkür ederiz hocam. Peki bu cihadı herkesin yapması gerekir mi? Herkes cihad etmesi lazım mı hocam? Kur'an-ı Kerim'de yani genel bir ifadeyle hepimize yönelik Allah yolunda cihad edin. Bu emir var. Böyle olunca herkesin karınca kararınca ne kadar yapabiliyorsa ve mutlaka bir şeyler yapması Allah yolunda bir cehd ve gayret içinde olması beklenir. Ve bu normal şartlarda daha çok bir topluluğun, seçkin bir topluluğun yapacağı bir şey. Mesela ülke dahilinde içinizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir ümmet, bir topluluk olsun. Kur'an-ı Kerim bize bunu direktif olarak veriyor. Özellikle bazılarının bunu yapması lazım. Ama geri kalanlar da ne kadar yapabiliyorlarsa yine bir cihat gayretinin içinde olmaları, o cihat ruhunu taşımaları elbette önemli ve ona göre bir gayret göstermeleri lazım. Hocam avamdan biri mesela bir berber veya bir çiftçi nasıl cihat edebilir? Ya bir berber gün her gün en az 20-30 kişi ona müşteri olarak gelir ve berberler genelde konuşkandırlar ve o kabiliyetleri orada gelişiyor. Eften püften havadan sudan bir takım şeyler konuşurlar. Gerçekten faydalı olabilecek şeyleri konuşurlarsa cihat yapmış olurlar. Gelen müşteri işte bir genç, gencin damarından ona uygun şeyler söylemek, onu hayra yönlendirmek. Böyleleri var. Tanıdıklarımdan da var. Gerçekten çok güzel bir alt yapıları var. Kitap okumuşlar. Gayet güzel bir şekilde anlatabiliyorlar. Bunlar cihatlarını yapmış oluyor. Çantacı Necmi belki bir örnek olabilir. Çantacı Necmi Allah rahmet eylesin. Yeni vefat etmiş değerli bir insan kendisine değişik yerlerde dinleme durumum oldu. Lakabı tarzında mesleği çantacılık ama İslami eserleri okumuş ve müthiş bir gayreti var. Ve bu insan Türkiye'de gerçekten gitmediği yer neredeyse kalmadı. Türkiye dışında da nice yerlere gitti. Oralarda da nice insanların hidayetine vesile oldu. Ya yani demek ki bir insanda bir cevher varsa o yönde kendini yetiştirirse mesleği o kadar da önemli değil. E bir çiftçi de sözgelimi kendi halindedir. Ama helal arama dikkat eder. Ve e, hayır kurumları var. Kur'an kursu gibi ve benzeri STK'lar, e, hayırlı hizmetler yapanlar. Oralara maddi destek verir. Malıyla cihad etmiş olur. Hocam bahsettiğiniz malla cihad kavramını biraz daha açabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de bir emmelikum ve enfusukum mallarınızla canlarınızla cihad edin. Canla cihad işte diyelim insanın nefsini, nefesini Allah yolunda tüketmesi tabirca caizse gerekirse savaş, gerekirse barış ortamında faydalı faaliyetlerde bulunmak. Malla cihat ise bunun ekonomik boyutu da var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ok sebebiyle üç kişi cennete gider diyor. Oku atan ona uzatan ve oku hazırlayan. Dolayısıyla maddi cihadın veya manevi cihadın Elbette bir takım masrafları da oluyor. O masraflara bir altyapı hazırlamak, müesseselere altyapı hazırlamak o da bir cihattır. Özellikle geleceğin nesillerini kaliteli yetiştirme hususunda onlara destek olmak, imkan sağlamak bu da muhteşem bir cihattır. Hocam bir de cihadı ekber kavramı var. Nefisle cihada cihadı ekber deniyor bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu peygamberimizin bir hadisine dayanıyor. Tebük seferi dönüşünde Raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekber buyuruyor. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Sahabe soruyor Femel cihadil ekber ya Resulallah daha büyük cihat nedir ya Resulallah? Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. Cihadun nefs nefisle yapılan cihat. Bir insan nefsiyle cihad etmezse Zaten Allah yolunda ondan pek bir şey bekleyemezsiniz. Nefsinin kötü isteklerinden mağlup olan birisi diğer türlü cihadı da gerçekleştirmez. Faraza bir savaş olma durumunda savaşma sıvış diyebilir ve kaçabilir. Halbuki savaştan kaçmak en büyük günahlardan bir tanesidir. Ve barış ortama esas alındığında da cihad etmeyen bir kimse, ulvi, âli bir ruh hali yaşamayan bir insan sıradan bir insan olarak ömrü gelir geçer. Dolayısıyla Allah yolunda yapılacak cihadın olmazsa olmazı nefisle cihad. Onu yapacak ki kötülere, kötülüklere karşı mücadelesini yapabilsin. Hocam cihat ruhu nasıl kazanılır? Başta Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuyarak yani her bir Müslüman ilahi mesajı bir bütün olarak okumalı, anlamaya çalışmalı. Okuduğumuzda cihatla alakalı pek çok ayetler orada görülecektir ve onları özümseyen, benimseyen birisi elbette ben bu ilahi emri yerine getirmeliyim diyecektir. Bir de gerçekten çok güzel kitaplar var cihatla ilgili yazılmış. Onlardan istifade etmek, cihadı savaşa anlatan kitaplar, onlardan istifade etmek önemli. Oralarda bu ruhu verecek, o heyecanı uyandıracak olaylara da zaten yer verilmiştir. Başta Peygamberimizin hayatını iyi bilmek, e hayatının tamamı bir cihat, onu örnek almak. Öte yandan gerek zamanımızda gerek tarih boyu Allah yolunda cihat etmiş kimseler, onların örnek hayatını rol model olarak önümüze koymak, bu da cihat ruhunu canlı tutar. Bir de Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif gibi, Sezai Karakoç gibi, Abdurrahim Karakoç gibi. Bu gibi gerçekten heyecanlı ve cihat ruhunu içinde derinlemesine hissetmiş kimseler cihatla alakalı olabilecek çok şeyleri kitaplarında yazmışlar. Şiir olarak ifade etmişler ve bunları okumak böyle manevi gıdamız hükmünde olur. İşte zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem gibi bu gibi ifadeler insanı daha böyle dinamik tutar. Çanakkale şehitlerine bunu okumak, İstiklal Marşı'nı okumak, Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri gibi şiirlerini okumak, Abdurrahim Karakoç'un ne diyorsa İslam dini uyacağı suç olsa da, e, gerçeği örten kefene yırtacağı suç olsa da, işte batıla batıl, hakka hak diyeceği suç olsa da, bu gibi şiirleri böyle okumak, ezberlemek, Arif Nihat Asya'nın işte işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin millet yürüyecek ardından sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu gibi şiirler insanın önünde bir rol model gibi adeta durur ben de onlar gibi yapayım der o heyecanla Allah yolunda cihadını gerçekleştirir. Hocam sizden her kim bir kötülük görürse eğer gücü yetiyorsa eliyle düzelsin. Yetmezse diliyle düzelsin. Onu da yapamazsa hiç olmazsa kalbiyle etsin. Fakat bu imanın en zayıf mertebesidir. Hadisine göre öncelikli olarak elle cihat ön plana çıkmaz mı? Burada tabi bir tertip var. Sizden birisi kötülük gördüğünde eliyle düzelsin. Yapamıyorsa diliyle düzelsin onu da yapamıyorsa kalbiyle buuz ama bu imanın en zayıf derecesi. Ulema bunu değerlendirirken demişler ki elden murat devlet, dilden murat mesela şu an ben de anlatıyorum. Ee, anlatabilecek durumda olanlar, öğretmenler, vaizler, alimler gibi. Kalpten murat da avamın az. Yani insanların kahir ekseriyeti eli güçlü değil, dili de anlatacak kadar bilgiye sahip değil ama en azından bunlar batıldan nefret edecek, hakka yönelecekler. Kötülüğü benimsemeyecekler. İşlerinde küçük bir meyil bile o kötülüğe karşı duymayacaklar. Ben buna ilaveten, ulemanın bu yorumuna ilaveten şunu söylüyorum. Her birimizin el olduğu yer vardır, dil olduğu yer vardır. Sadece kalben buğzetme durumunda kaldığımız durumlar vardır. Ne gibi? Mesela aile ortamında Elbette anne baba çocuklarının terbiyesinde bir eldir. Birinci derecede onlar bundan sorumlu. Çocuklarında bir kötülük gördüklerinde doğrudan müdahaleyle dur diyebilecek konumdalar. Orada el. Ama dillerini de kullanacaklar. Tatlı bir şekilde e, nasihat edecekler. Yani ilim yönüyle ikna etmeye çalışacaklar. Ama bazen de belki bir şey diyememe durumu gibi, kalben buuz etme durumu gibi bir nevi görmezden gelme gibi devamlı üstüne gitsen ters yönde tepkide verebilir. Buna göre yani toplumda da her birimizin şartlara, duruma göre el olabildiği, dil olabildiği veya kalben buz etme durumunda kalabildiğimiz şeyler var. Mesela sigara kapalı yerlerde de içiliyordu ve fert olarak bizler içenlere dil olarak bir şeyler söylüyorduk. Böyle yapmayın, kapalı yerde içmeyin. Diğerleri zarar görüyor ama devlet bir karar aldı. Dünyanın başka devletlerinin alındığı gibi bizde de 1997 yılında ve el devletin eli güçlü oluyor. Kanun olarak bunu ortaya koyduğunda kapalı yerlerde sigara içimi bitti. Yani evet birinci olarak devlete düşen bir görev el olma ciheti. Ama fert olarak da hepimize düşen yapabileceğimiz durumlarda müdahale hakkımız vardır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır esasına göre değerlendirdiğimizde suskun bir toplum haline geldiğimiz söylenebilir mi? Bu da yine bir hadis meali. Haksızlık karşısında susan şeytandır. Normalde tepkimizin haksızlığa karşı çok net olması ve kuvvetli olması beklenir. Ama netice itibariyle ahir zamandayız. Her ne kadar Müslüman bir toplum içinde de olsak Gayrimüslim pek çok adetler her tarafı adeta istila etmiş. Böyle bir durumda elle müdahale problem olabilecekse dille bir şey deme durumunda kalıyorsunuz. Hatta bazen dille bir şey söylemek bile sıkıntılı olabilecekse kalben buz edip geçip gitme durumunda kalınıyor. Ama toplumsal duyarlılık son derece önemli. Mesela Almanya'da diyelim ki yerlere tükürülmesi yasak. Dinen de bu böyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerlere tükürmeyin diye bildiriyor bize. Ama bizde bu noktada duyarlılık pek kalmamış. Tüküren tükürüyor. Almanya gibi yerlerde hemen gören birisi bunu polise haber veriyor. Bir duyarlılık. Ve böylece millet artık bu gibi şeylere cesaret edemiyor. Bu manada e uygunsuz neler görüyorsak, tabi uygun mu uygun değil mi bunun ölçüsü dini ölçülerdir bir Müslüman açısından. Uygunsuz şeyler gördüğümüzde buna bir tepki verebilmeliyiz. Ben şunu örnek verebilirim. Lisede talebeyken zaman zaman kendisinden alışveriş yaptığım namazda kılan bir bakkal bir gün baktım raflara içki şişeleri koymuş. Ve dedim siz bunları satmazdınız ne oldu? Dedi leplebi gibi şeyleri böyle ısıtan bir sistem almıştım. Müşteri kitlemiz biraz değişti. Bunu da benden almak istiyorlar. Ondan dolayı dedi koydum. Dedim ki helal kazancınıza haram karıştıracaksınız. Bu dedim size yakışmaz. Alan başka yerden alıyor. Niye sizden alsın? Herhalde başkaları da böyle söylediler. Ha yani ben böyle bir tepki verince zannederim nazarı aldı. Başkaları da muhtemelen söyledi. Birkaç gün sonra tekrar geçtiğimde baktım şişeleri kaldırmış ve tekrar uğradım dedi ya düşündüm de ben niye bunu satayım ki niye harama gireyim ki vazgeçtim dedi. Demek ki hatırlatılırsa bir takım kötülüklerin önüne geçilebiliyor. Bana ne veya sana ne bu bu türden cümleler kullanılacak olursa duyarlılık azalıyor ve o zaman kötülüğü yasaklayan kimselerin gücü e, azalmış oluyor. Halbuki toplumsal genel bir baskı olsa Mahalle baskısı tabiri falan kullanılır ya gerçekten bir mahalle baskısı olsa e, o zaman insanlar daha böyle kendine dikkat eder kendilerine bir çeki düzen verirler. Hocam İslam kılıçla mı yayıldı? İslam tebliğiyle yayıldı ama kılıç da gerektiğinde kullanıldı. Yani bazıları bunu İslam'a bir iftira olarak söylerler derler ki İslamiyet işte kılıç dini ve buna Peygamberimizden bir hadisi de delil getirirler. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. El cennet tahtı zilali suyuf. Cennet kılıçların gölgesi altında. Bu var doğru ama evvelinde ey insanlar diyor düşmanla savaşı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ama savaş durumu olduğunda da o zaman sabredin. Devamında bunu söylüyor. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ve her milletin işte askeriyesi de var. Her millet gerektiğinde savaşa da giriyor. Müslümanlar olarak bizim de tarihimizde ciddi savaşlar var. Ama Müslümanlar bir beldeyi fethettiklerinde zorla, kılıç zoruyla oradaki insanları Müslüman yapmıyorlar. Diyorlar ki ister Müslüman olursunuz, ister yine kendi dininizle devam edersiniz. Biz size müdahil olmayız ama o zaman verginizi verirsiniz. İsterseniz de başka yere gidebilirsiniz bu gibi alternatifler sunuluyor. Yoksa kılıcı dayayıp da ya Müslüman olursun ya da öldürürüz öyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı Balkanlarda ne Yunan kalırdı ne de Sırp kalırdı. Yani hepsi o 400 yıllık idaremiz zamanında gayrimüslim olanlar ortadan kalkar giderdi. Ama öyle bir şey yok. Kiliseler yine devam ediyor. Oradaki halklar Bosna hersek dışında ağırlıklı olarak Hristiyan şeklinde yollarına devam ediyorlar. Hocam DEAŞ ve IŞİD'in baş kesme operasyonları ne derece İslam'a uyar? Ya bunlar e, mücahit görünümü ama İslam'a zarar verdiler. Ve isterlerse ayetlerden kendilerine delil getirebilirler. Fe iza kefaru lezine rikap fe Muhammed suresinde. E, kafirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Onlar diyebilirler ki biz bunu yapıyoruz. Ama bunun evveli var, ahiri var. Hangi bağlamda bu gelmiş? Bu savaş ortamı ile ilgili. Boyun vurmak yani öldürmek. E savaşa gidenler iki tarafta öldürmek için savaşa giriyor. Yani savaşta öldürme vardır. Ama e bunların yaptığı naklen yayınla, canlı yayınla İslam'dan nefret ettirecek bir şekilde e o şekilde yapmaları bu çok ciddi bir sıkıntı. İslam'a fayda değil, zarar veriyor ve %90 küsur Müslümanın görüşlerini de yansıtmıyor. Nitekim 2016 seçim propagandaları sırasında Trump muhalefete bu noktadan yüklenmişti. Daha işi de Kur'an sizler değil misiniz diye. Yani bunların arka planı oralara dayanıyor. Ama orada gördüğümüz sakallı, İslami kıyafetli, mücahit görünümlü insanlar ve bunların tamamı Amerikan'ın adamı demek değil. Yani bir takım Müslümanlar da öyle yapmaları gerektiğine inanabiliyorlar, kandırılabiliyorlar. Yoksa İslam'ın öngördüğü cihat şekli o şekilde değil. Hocam Kur'an-ı Kerim'de müşriklerle ilgili onların nerede yakalarsanız öldürün hükmü var. Bunun sınırları nelerdir? Buna gıtal ayeti deniliyor, savaş ayeti. Ve bağlam itibariyle savaşla alakalı. Yani nerede görülürse öldürülme. 4 ay önce bir süre veriliyor. Tevbe suresinin başında. Ve devamında bir savaş ilanı olacağı bildiriliyor. Yani doğrudan da hücum edilmiyor kendilerine. Önce bildiriliyor, süre veriliyor. Ama devamında da yine Allah'ın gafur rahim olduğuna dikkat çekiliyor. Eğer o müşriklerden birisi gelir, senden eman dilerse ve ona eman ver. Ta ki gelsin, Allah'ın kelamını dinlesin, onlar bilmeyen bir topluluktur. Devamında bu ayetler de var. Yani dolayısıyla burada her önümüze çıkan gayrimüslim öldürülecek anlamı değil. Evvelinde savaş ilan edileceği bildirilenlerle alakalı ve 4 ay süre sonrasında böyle bir işin olacağı önceden onlara hatırlatılıyor. Ama diyelim teslim oldu. Teslim olduğunda hemen bir öldürme söz konusu değil. Yani bazıları İslamik terör kavramı kullanıyor. Bunu nasıl görmek gerekiyor? İslamik terörizm bu yuvarlak kare demek gibi bir şey. Yuvarlaksa kare değildir, kare ise yuvarlak değildir. İslam'la terör bağdaşır şeyler değil. Yani Müslümanlardan teröre bir şekilde karışan çıkabiliyor o ayrı mesele de. Fakat İslam'dan kaynaklanan bir terör yok. İslam'ı belki yanlış anlayan, ve terörede yatkın bir takım kimseler bu gibi bir kavramın çıkmasına vesile olmuş olabilir. Ama hakikat noktasında baktığımızda İslam silimdir, selamettir. Yani barıştır. İslam'la silim yani barış aynı kökten geliyor. Birbirimize selamun aleyküm diyoruz. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Barış ve esenlik diliyoruz selam vermekle. Öte yandan cennetin isimlerinden birisi Selam'dır. Darus Selam olarak geçer. Kabe'nin kapılarından birisi Babus Selam'dır. Ee, o, o kapıdan girilir. Yani İslam bütünüyle barışı esas almış. Ancak Kadı Bey de tefsirinde dikkat çektiği gibi savaş ahirü deva, son çare. Yani diyelim bütün yollar tük tükendi, görüşmeler kilitlendi savaşı gerektiren bir ortam meydana geldi. O zaman kılıcında bir hakkı var. O zaman savaşında bir hakkı var. Bütün milletlerde bu var. Sırf Müslümanlarda değil. Dünyanın hemen her tarafında. Hatta Hristiyanlıkta bile. Yani Hristiyanlıkta Hz. İsa birisi diyor sağ yanağınıza vurmuşsa sol yanağınızı da gösterin ona da vursun. Yani normalde kendi dinlerine göre bunların savaşçı olmaması lazım. Ama Haçlı Seferleri ortada ve şu anda da yine Hristiyan dünyanın dünyanın hemen her tarafını istila etmeye çalışması ortada. Herhalde bazıları İslami terörizm derken kendi terörlerini gizlemek için böyle bir gürültü çıkarıyorlar. Yani İslam'dan kaynaklanan bir terör yok ama bazıları bir yafta gibi bunu İslam'a ve Müslümanlara vurmaya çalışıyor. Tam gayrimüslimlerle yaptığımız anlaşmaları keyfi olarak bozabilir miyiz? Yani savaşın kuralları vardır ve Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak dikkatlice okunursa, Peygamberimizin hadislerine dikkat edilirse bu ilkelilik, kurallılık çok net bir şekilde görülebilecektir. Bir anlaşma yaptığımızda el müslimun ala şurutihim Müslümanlar kabul ettikleri şartları yerine getirmekle mükelleftir. İnnel ahde kâne mes'ule verilen söz mesuliyeti gerektirir. Dolayısıyla anlaşma yapılmışsa anlaşmanın gereği yerine getirilir. Tutup da bunlar düşmandır. Öyleyse bunları arkadan vurabiliriz demek bu dinen caiz değil. Hocam peki Yahudilerle alakalı seçkin millet söylentisi var. Bu sizce doğru mudur? Onlar kendilerini böyle görüyor ve onların kabulüne göre Allah insan olarak bizi yarattı. Diğerlerini bize hizmetkar yarattı. Bu şekilde görüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Leyselayna fil yine sebil böyle demeleri. Ya yani onların bir görüşü orada anlatılıyor. Ümmilerle alakalı yapacağımız şeylerde bize bir vebal yoktur. Onu söylüyorlar. Ümmiler dedikleri Araplar. Yani kendi aralarında birbirlerini aldatmak onların kabulüne göre caiz değil. Yani bir Yahudi bir Yahudiye aldatmamalı. Ama başkasını aldatırsa sanki bu sevap gibi. Onlarda bu türden kabuller var. Kur'an-ı Kerim'de enni faddal tukum alemin 2-3 yerde Kur'an-ı Kerim'de size olan şu nimetimi hatırlayın. İsrailoğullarına yönelik bir hitap ve bu hitap içerisinde alemlere sizi üstün kılmıştım. Bu da geçiyor. Ancak buradaki üstün kılma tarih boyu devamlı üstün kılınmaları demek değildir. Bir ırkçılık anlamında onların böyle seçkin bir topluluk olduğu anlamında değil. Ama bir vaka olarak da zeki insanlar ve bu da tarihen görülen, şu anda da görülen bir durum. Zeki bir topluluk, ticarette başarılılar, sayıları az olmakla beraber dünyanın hemen her tarafında köşe başlarını tutabiliyorlar. Müthiş organize olabiliyorlar. Bu kabiliyetlerini hayırda kullansalar onlara da bize de hayır olur. Ama bu kabiliyetlerini şu an görebildiğimiz kadarıyla hepsi için diyemeyiz de en azından bir kısmı çok kötü bir şekilde kullanıyor ve Gazze'deki olaylar bunun bir şahidi. Yani dolayısıyla bunların öyle bir seçkin olma durumu, yani ayrıcalıklı bir topluluk olma durumu değil. Tarihte bunlardan pek çok peygamber gelmiş. İşte Hazreti Süleyman dönemi gibi muhteşem krallıklar dönemi yaşamışlar. O noktalara bakan bir üstünlük Kur'an-ı Kerim'de de nazara veriliyor. Yoksa 2000 yıldan bu yana ta 1948 yılına kadar bir devletleri bile yoktu. Yani eğer üstün olsalar dünyaya hükmetmeleri gerekirdi. o yönden de bakılabilir. Arz-ı Mev'ud Yahudilerin midir? Arz-ı Mev'ud Hz. Musa dönemine ait olan bir durum. Malum İsrailoğulları o zaman Mısır'daydı. Allahü Teala kendi içlerinden bir peygamber, karizmatik bir şahsiyet Hz. Musa'yı gönderdi. Ve Hz. Musa onların hürriyete kavuşmasına vesile oldu. Ve bir gece Mısır'dan ayrıldılar. Ta Kızıldeniz önlerine kadar geldiler. Ve harika bir şekilde deniz yarıldı. Oradan karşıya geçtiler. Firavun ve adamları aynı denizi geçmek isterken boğuldu. Ve böylece düşmanlarından kurtulmuş oldular. Orada çöldeyken Hz. Musa onlara diyor ki Ey kavmim işte falan yere oralara gideceğiz. Oradakilerle savaşacağız. Oralar bizim olacak. Allahu lekum. Allah buraları size yazdı. Allah buraları size vaat etti. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Ancak onlar bunu herhalde kıyamete kadar taraf ilahiden kendilerine verilmiş bir tapu olarak görüyorlar. Uzun yıllar dünyanın başka yerlerinde yaşadılar. Ama 1948 evvelinde tekrar o bölgeye toplanmaya başladılar. Ve o şekilde o bölgedeki insanları rahatsız ettiler. Şu andaki olaylarla da bütün dünyayı rahatsız ediyorlar. Ve onların aşırı olanlarının kabulüne göre haritalarını hatırlayacak olursak iki tane çizgi var, mavi çizgi. İşte Nil, Fırat ve orada altı köşeli yıldız var. Ona Davut yıldızı denilir. Hazreti Davut bizce de bir peygamberdir. Hatta onlarca peygamber değil sadece kraldır. Ona da dikkat çekmiş olayım. Onlar o iki nehir arasının taraf ilahiden kıyamete kadar kendilerine verilmiş tapulu bir arazi gibi görüyorlar. Allah Rabbü'l alemindir ve sadece bir kavmin Rabbi değil, sadece Yahudi kavminin Rabbi değil, hepimizin Rabbidir. Dolayısıyla arz Allah'ın arzıdır ve insanlar Allah'ın kullarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de اَنَّ arda yeri tuha ibadiyes salihun Allah-u Teala bildiriyor ki yeryüzüne benim salih kullarım hükümran olacak. İslamiyet geldiğinde İslamiyet dört, dünyanın dört bir tarafına yayıldı ve Kudüs'te de uzun yıllar ta 1918'e kadar Müslümanların hakimiyeti oldu. Arada yüzyıllık bir Haçlı hakimiyeti var. Geri kalan zamanlarda oralarda Müslümanlar hükmetti. Yahudiler değil. Dolayısıyla buradaki vadi bütün zamanlara şumuli olan bir vaat olarak değil Hz. Musa dönemindeki Yahudilere verilmiş bir arz olarak yani bir arazi toprak olarak görmek daha uygundur. Ve şunu da ifade edeyim bu münasebetle. Görüldüğü kadarıyla onlar bu arzın mevudu günümüzde de devam ettirmek istiyorlar. Eğer ellerinden gelse ta bizdeki Fırat'a gelecek kadar gözlerini karartmış vaziyetteler ve hedeflerinde bunlar var. Adım adım bu hedeflerine gitmeye çalışıyorlar. Ya masonlar çok mu güçlü? Bu hedefi gerçekleştirebilirler mi sizce? Masonlar gizli bir teşkilat, yer yer resmen bir teşkilat ve bunlar Yahudi ağırlıklı olmakla beraber tümüyle Yahudi de değil bir menfaat grubu olarak dünyanın hemen her tarafında iş adamlarıyla, bir takım sanatçılarla, önde gelenlerle bir araya gelip onları ve böyle yönlendirerek, görünüşte masum bir takım faaliyetlerde bulunarak bu tarzda dünya çapında çalışmaları var. Bunları çok da güçlü görmek, böyle ürkmek uygun değil. Elhamdülillah ve entumul alevne inküntüm müminin. Gerçekten mümin iseniz en güçlü sizsiniz diyor Cenab-ı Hak. En güçlü olmaya çalışmamız gerekir. Teşkilatlanma yönüyle kuvvetliler. Bu tarz teşkilatlanma olunca sayıca az olanlar gerçekten Yol alabiliyor. Ya hemen her yerde bu böyledir. Herhangi bir şehirde 10 kişi bir araya gelsin, 100 binlik bir şehirde o 10 kişinin sesi geri kalanlardan çok daha fazla çıkabilir. Ya herhalde masonların da bu noktada daha çok öyle zenginler, sanatçılar, önde gelenlerle ortak olmaları ve onları yönlendirmeleri noktasında bir kuvvetleri var. Hocam Filistin'deki olayları göz önüne aldığımızda. Filistin'e yardım görevimiz midir? Müslümanlar olarak dünyanın hemen her tarafına yardım edebilmek gücümüz yetiyorsa görevimizdir. Yani şöyle mesela tebliğde de en önce en yakından başlıyoruz. Yakın çevremizden. Ama iç içe daireler gibi düşünürsek daireler gittikçe büyüyor. Ve orada da Müslüman kardeşlerimiz var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanları bir vücudun azalarına benzetiyor. Vücutta herhangi bir aza rahatsız olsa diğer azalar bunu hissedecektir. Dolayısıyla orada kanayan bir yara var mı? Evet var. Tarihte daha evvelinde nice mezalimler oldu. Ama o zamanki şartlar da neler olup bittiği o kadar bilinmiyordu. İcabında yüz binlerce insan öldürülüyor. Dünyanın geri kalanının haberi bile olmuyordu. Belki çok uzun bir zaman sonra haberleri oluyordu. Ama şu anda kameralar var. Nerede, ne olduğu e, görülebiliyor, takip edilebiliyor. Şu anda dünyanın gözü önünde böyle bir e, mezalim yapılmakta. Buna mukabil bırakın Müslümanlığı, insan olmak yeterli. İnsan olan birisi oradaki zulme dur demek ister. Nitekim Yahudilerin kendi içinde de insaflı olanlar, bunun bir zulüm olduğunu ifade ediyorlar. E, bu ablukayı kaldırın, bir barış ortamı olsun diyorlar. Ve Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, dünyanın değişik yerlerinde gayrimüslimler Filistin'e destek için meydanları dolduruyor. Böyle olunca yani elin diyelim ki Hristiyanı veya herhangi başka bir dine mensup veya ateist birisi Filistin'e, Gazze'ye bu şekilde bir destek sunarken bir Müslüman olarak bizlerin buna ilgisiz kalması, bir şey yapmaması düşünülemez. Hocam, yani Filistin'deki intihar saldırısı olayları dinimize göre nasıl değerlendirilmelidir? İntihar saldırısı dinimize caiz mi? Burada e, tabi intihar saldırısı, Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى tehlike Bile bile kendinizi tehlikeye atmayın. لَا تَكْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. Bu mealde ayetler var. Stratejik noktalarda intihar saldırısı yapacak başka bir şey yoksa cevaz olabilir. Ama normal başka şeyler yapılabilecek durumdayken sivillerin bulunduğu bir yerde bir intihar saldırısı kimin öleceği belli değil. E bu savaşın kurallarına uymuyor. Diyelim ki düşmana ait çok stratejik bir yer var. Diyelim cephanelik. Birisi kendini feda edip o cephaneliğin havaya uçmasına vesile olsa savaşın belki seyri değişecek. Bu gibi özel durumlarda tarih boyu intihar saldırıları olmuştur. Gerek Müslümanlarda gerek başkalarında Stratejik noktalardan Ama sivillere yönelik bir intihar saldırısı O dinin kurallarına uygun değil Hocam İsrail Devleti her türlü teknolojik destekle beraber hiçbir kural tanımadan Filistinlere saldırırken Filistinlerin tümüyle kurallara göre bir mücadele yapmasını ne derece bekleyebiliriz? Savaş ortamı olduğu cihette bazı cüz'i hukukların göz ardı edilmesi normal görülmez mi? Şimdi kurallara riayet etmek Müslüman olmamızın bir gereğidir ve bu gereklidir. Yoksa makyavelist bir felsefeyle hedefe giden yolda her şey meşru diyecek olursak bunun çok ciddi vahim sonuçları olur. Bu açıdan dinin kuralları iyi bilinmeli ve mücadelede ona göre verilmeli. Dinde şu var. Ve seyyiyetin seyyiyetun bi mitliha. Yapılan bir kötülüğün karşılığı misliyle mukabele etmektir. Ama Buna bir takım kayıtlar getiriliyor. Yani şeriatın hükümleri açısından bakıldığında. Ne gibi? Ya birisi diyelim çok kötü bir söz söyledi. ağza alınmayacak bir küfür yaptı. Sizin de o ifadeleri aynen kullanmanız gerekmez. Uygun da olmaz. Evet bir karşılık verirsiniz de onun gibi yapmanız gerekmiyor orada. Veya mesela Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermenilere tehcir uyguladı Osmanlı. Ermeniler ayrılırken Çoluk çocuk demeden bulduklarını öldürdüler ve onlar Çoluk çocuk öldürüyor diye savaş esnasında Müslümanların Ermenilerin Çoluk çocuğunu öldürmeleri kadınlarını öldürmeleri bu uygun değil ve Kur'an-ı Kerim'de Gailülleddiğine yugatilkum sizinden savaşanlarla savaşın deniliyor bunun tabi bir açıklaması şu savaşmayanlarla savaşmayın yani ne gibi Peygamberimiz bunu açıklamış komutanlarına şu talimatı veriyor. Gittiğiniz yerlerde çocuklar, kadınlar, kendini ibadete verenleri göreceksiniz. Yaşlılar, bunları göreceksiniz. Bunlarla savaşmayın. Bunları öldürmeyin. E, dinin talimatı bu. Selahaddin Eyyubi'den bu münasebetle şu pasajı da veya şu manzarayı da paylaşabiliriz. Bunu Batılların Cennetin Krallığı filminde gösterdikleri bir manzara. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Diğer taraf artık teslim olmuş durumda. Bize ne yapacaksınız diye soruyor. Selahaddin Eyyubi serbestsiniz diyor. İsteyen Kudüs'te kalır, isteyen de buradan çeker gider. Yani bir katliam yapmayacak mısınız, öldürmeyecek misiniz? Hayır diyor. Ve diğeri diyor ki ama diyor biz 100 yıl evvel buraya geldiğimizde öldürmüştük. Kadın, çoluk, çocuk demeden öldürmüştük. Selahattin Eyyub diyor ki biz Müslümanız. Biz sizin yaptığınız gibi yapamayız. Yani dolayısıyla mesela Sırplar bir vahşet uyguladılar. Ama benzeri bir şeyi tarihte biz yapmış olsak yani Sırpların uyguladığı 1992 o yıllarda Bosna Hersek olaylarında bir katliam uyguladılar. Binlerce on binlerce Müslümanı orada şehit ettiler. E biz benzerini tarihte yapsaydık Kimsenin ruhu bile duymazdı eskiden medya yoktu. Engel olacak da yoktu. Osmanlı çok güçlü bir şekilde oraları 400 yıl idare etti ama onlara karışmadı. Kendi dinlerinde rahatça yaşayabildiler. Dolayısıyla evet içimiz yanıyor ama Yahudilerin işte çoluk çocuk ayırmadan bu şekilde bir katliam yapmaları savaş şartlarıdır biz de onlara aynısını uygulayalım deme hakkını bize kazandırmaz. Allah pek çok ayette müminlerle beraber olduğunu bildiriyor. Buna rağmen Uhud gibi bazı savaşlarda müminlerin mağlup olması nedendir? Hayatta savaşta galip gelmek de var, mağlup olmak da var. Peygamberimiz döneminde bu fiilen yaşanmış. Bedir'de galip geldi Müslümanlar ama diğer yıl Uhud'da bir mağlubiyet yaşadılar. Tabi mağlubiyetin arka planında peygamber emrine muhalefet de var. Bir muhalefet varsa bunun bedeli olacak. Bir de وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا <اللّٰة> مَنْسَا insan için ancak çalıştığı var. Burada mümin kafir ayrımı yok. Kafir diyelim savaşın şartlarına daha iyi hazırlanmış. Sayısı diyelim fazla. Teknolojik üstünlüğü var. Galip gelebilir mi? Galip gelebilir. وَتِلْكَ الْاَيَّمْ نُدَاوُلِهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu Uhud mağlubiyeti dolayısıyla geliyor ayet. Bu galibiyet mağlubiyet günlerini biz insanlar arasında çeviririz, döndürürüz. Yani daima galip gelmek yok. Daima galip gelmek isteriz de ama gece de var, gündüz de var. Kış da var, bahar da var, yaz da var. Nasıl ki gece gündüz farklı, mevsimler kış, yaz gibi birbirinden farklı. Galibiyet mağlubiyet de müdavele ile yani dünyanın güneş etrafındaki dönmesi gibi, mevsimlerin birbirini takip etmesi gibi böyle bir durum. Bize düşen galibiyetin sebeplerine yapışmak. Nasıl galip geliriz? Bunun gerek teknolojik altyapısı, gerek insanları yetiştirmek gibi bunları elde etmemiz gerekiyor. Yoksa sadece ben müminim o halde galibim bu olmaz. Evet Allah ehli imanla beraberdir ama peygamberlerin hayatında da mağlubiyet yaşanmıştır. Bizlere düşen sebepler dünyasında olmamız cihetiyle sebeplere müracaat etmek ama daima Allah'ın da inayetinin yardımını da beklemek. O yardımı hissetmek elbette görevimizdir. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Gazze direnişi ile ilgili işaretler var mı? Haşir suresinde Beni Nadir Yahudileri ile alakalı işte onlar peygamberimize muhalefetleri olmuş. Bunun üzerine kaleleri kuşatılıyor. O ilk sayfada onların durumu anlatılırken onlar diyor zannettiler ki kaleleri kendilerini koruyacak ve korumuyor ve neticede teslim olmak durumunda kalıyorlar. Ve İsrail de Demir Kubbe diye gururla böyle dünyaya takdim ettiği bir sistemi kurdu. Karşısındaki o kadar düzenli bir ordu değil. Ve zaten onlara fırsat da verilmiyor. Daima kontrol altında. Buna rağmen onlar yine bir şekilde teşkilatlanmışlar. Amatör denilebilecek imkanlarla demir kubbeyi deldiler ve İsrail bu noktada karizmayı fena çizdirdi. Bu belki bir işaret olarak düşünülebilir. Tabi Kur'an'da anlatılan Beni Nadir Yahudileri de ama tarih tekerrür edebiliyor. Yine onlarla alakalı Tahsebuhum cemi'a ve gulubuhum şedde Sen onları toplu zannedersin ama kalpleri dağınıktır. Yani o kadar da çok güçlü, kuvvetli bir birlikleri yok. Bu nokta nazara alınabilir. Bir de münafıkların onlara desteği beni nadir Yahudilerine eğer sizinle savaşılırsa biz de sizinle savaşırız. Eğer diyarınızdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız diyen onlara gaz veren tabirca ise münafıklar da var. İşte bu Gazze meselesinde de Amerika geldi, İngiltere, Fransa, Almanya bunlar dünyanın önde gelen güçlü devletleri ve açıktan desteklerini ifade ettiler. Ama şu an gidişat herhalde o kadar da açıktan bir destek yapamayacaklar. Dünya kamuoyu oradaki zulmün karşısında e, yek vücut olmaya çalışıyor. Yani onların o şekilde destekçilerinin olması da kendilerine yetmeyecek. O manada belki oradan bir bakış düşünülebilir. Hocam İslam devleti tabiri ne derece doğrudur? İslam'ın devleti olur mu? İslam'da devlet şöyle kurulur, devletin esasları bunlardır gibi o tarzda Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin hadislerinde net ifadeler yok. Ama İslam devleti derken herhalde Müslümanların kurduğu devlet bunu anlamak lazım. Nasıl ki İslam felsefesi denildiğinde İslam'ın felsefesi değil, İslam coğrafyasında meydana getirilen felsefe ön plandadır. İslam devleti derken de Doğrudan İslam'ın bir devleti evet olmayabilir. Ama Müslümanların e, İslam'ın genel esaslarından hareketle kurdukları devlet. Bu da ne gibi? Genel esaslar dediğim. Mesela Firavun gibilerin devlet sisteminde istibdat var. Rey-i Vahid. Firavun şunu şöyle yapın bunu böyle edin. Talimatlar veriyor. Ama İslam'da ise ve emruhumu şura beynahum. Onlar aralarında işlerini şura ile yaparlar. Hatta seçim sistemi mesela. Peygamberimiz benden sonra yerime falan geçsin demedi. Ümmete bıraktı bunu ve ümmet Hazreti Ebu Bekir'de ittifak etti. Yani seçimle geldiler. Hazreti Ebu Bekir bir akrabasını veya oğlunu oraya kendinden sonra halife olarak bırakmadı. Ömer'i tavsiye ederim dedi. Tutulmayabilirdi de tuttular ve Hazreti Ömer'i o şekilde halife olarak seçtiler. Yani orada bağlayıcı bir hüküm değildi. Hazreti Bekir'in bir tavsiyesiydi. O tavsiye yerine getirildi. Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlar yine seçimle geldi. Bu manada bakıldığında Kur'an'daki işte adaleti emreden, insanlara eşit muameleyi emreden daha bunun gibi nice kurallar bunları nazara alan bir devlet bunu söyleyebiliriz. Belki şu da söz konusu olabilir. Mesela şu an gerek ülkemizde gerekse laikliğin yaygın olduğu hemen her yerde içki rahatlıkla alınıyor, satılıyor. Ama İslam devleti böyle bir şey söz konusu olsa devlet nasıl ki şu an uyuşturucuyla mücadele ediyor, içkiyle de mücadele eder. Açıktan içki satılmaz. Uyuşturucuyu nasıl başka türlü bir şekilde temin ediyor bazıları. Ama yakalanırsa da cezasını çekiyorlar. İslam'ın hükmettiği bir ortamda içkiye izin verilmez. Daha bunun gibi bazı İslami kurallar orada e, hakim olur. Yoksa doğrudan Kur'an-ı Kerim'de İslam devleti işte şudur diye ayetlerde ard arda bir devlet anlatılmamış. Hocam peki İslam'da belli bir devlet modeli var mıdır? Belli bir devlet modelinden ziyade devleti ayakta tutacak esaslar. Bunlara kısaca temas etmiştim. İşte şura'ya dayanması. İşte günümüzde şura parlamento yani meclis mecliste her yerin temsilcileri var. Onlar meseleleri görüşüyorlar. Ulul emr kavramı, adalet bu gibi esasları nazara verebiliriz. Bu manada düşünülebilir. Hocam Müslümanlar için hilafet ne derece gereklidir? Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Bekir seçildi ve kendisine halife denildi yani peygamberin yerine geçen zat. Ama devamında Emevi devleti tarih sahnesinde görüldü. 90 yıl falan devam etti onlar. Bir insan ömrü kadar uzun ömürlü olmadı. Çünkü ölçülerinde problemler vardı ve bundan dolayı uzun ömürlü bir devlet olmadı. Ve babadan oğula geçen bir saltanat getirildi. Muaviye oğlunu bıraktı. O oğlunu, o oğlunu bu şekilde bir saltanat sistemi başlamış oldu. Abbasilerde de bu böyle devam etti. Devamında Selçuklu, Osmanlı, belki de genelde dünya çapında babadan oğula geçen bir saltanat dünyanın hemen her tarafında vardı. Bizde de bu oldu. Ancak 1924 yılına geldiğimizde Cumhuriyet'in ilk kurulduğu bir dönem halifelik kaldırıldı 1924 yılı itibariyle. Ve bu yıl 2023 olması hasebiyle 99 yıl evveli 99 yıldır Müslümanların bu şekilde halifesi yok. Peki halife ne getirir ne götürür? Papa mesela sembolik bir devleti var. Vatikan. Ama bütün Hristiyanlık dünyasının, Hristiyanlık dünyasının belki %70-80'ini o temsil ediyor ve böyle olunca dünyada 2 milyar civarında insanın temsilcisi durumunda. Küçücük bir yerin bir devlet başkanı gibi görülmüyor dünyanın neresine gitse ilk haber o oluyor. Ve ağzından çıkanlar önemli. Neden? Arkasında 2 milyarlık bir topluluk var. Müslümanlar da 2 milyar civarında. Ama şu an hani bir tesbihi düşünürsek böyle imame deniliyor ya o başındaki kısmı kesecek olursak tesbihler dağılıp gidiyor. Biz 99 yıldır böyle imamesi koparılmış devletler gibiyiz küçük küçük devletler halinde İslam dünyası böyle dağılmış vaziyette. Tabi hilafet tekrar gelir gelmez ve bilemiyorum o zaman içinde görülecek olan bir durum. En azından şu olabilir. Mesela bizde Diyanet İşleri Başkanlığı var. İslam dünyasında bazılarında Vakıflar Bakanlığı şeklinde ve belki bazılarında başka isimlerle bizdeki Diyanete mukabil gelebilecek müesseseler var. Bunların tamamının ortak çalışmaları olabilir ve kendi işlerinden saygın birisini başkan olarak seçerler ve o daha böyle İslam dünyasının böyle sembolik bir lideri olarak da görülebilir. İslam dünyası şöyle bir toparlanabilse, bir araya gelebilse herhalde bu mesele de halledilebilir diye hatırıma geliyor. Ama şu an dağınıklık devam etmekte. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi ve Yeni Dünya Düzeni gibi fikirlerine bizde alternatif var mı? Amerika büyük devlet. Nüfus itibariyle büyük, nüfus itibariyle büyük, teknoloji olarak büyük. Keşke idealleri itibariyle de istikametli olsalar, dünya bundan istifade etse. Ama 1990'lardan bu yana gidişatına bir bakacak olursak Irak'a müdahale ettiler, Afganistan'a müdahale ettiler, Suriye'ye müdahale ettiler. E gittikleri her yerde kan göz gözyaşı ve şu anda da İsrail'e çok açık desteklerini ifade ettiler. Büyük Orta Doğu projesi işte BOP diye kısaca öyle ifade ediliyor. Yani dünyanın ta öbür ucundan okyanus ötesi Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyorlar. Adam gibi bir şeyler yapsalar hepimiz istifade ederiz. Ama karıştırıyorlar. İşte Afganistan'a gittiler, 1 milyon insan hayatını kaybetti. Irak'a girdiler, 1 milyon insan hayatını kaybetti. Daha evvelinde Irak'la İran'ı savaştırdılar, 1 milyon insan hayatını kaybetti. Suriye ile bizim aramız gayet iyiydi. Bir 10 yıl evveline, 11 yıl evveline düşünürsek artık neredeyse Kıbrıs'a Nasıl ki kimlikle gidiyoruz, Suriye'ye de o şekilde gidip gelecektik. Münasebetlerimiz çok iyiydi. Fakat neler olduysa bir şeyler yapıldı. Ve neticede şu an orada Amerika'da var. Amerika oranın petrol bölgelerini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ve uydu bir devlet meydana getirmek gibi kendi menfaatlerine uygun bunlara çalışıyor. Halbuki çekip gitse, kendi ülkesiyle bunlar meşgul olsalar biz Suriye ile kendi aramızda problemlerimizi hallederiz. İşte bunların BOP projesi gibi, işte yeni dünya düzeni gibi projeleri e bunlar insanlığa hayır getirmiyor. Peki buna mukabil bizde ne var? Buna mukabil bizde mesela Allahu Teala buyuruyor ki katilum hatta la tekuna fitne. Onlarla düşmanlarla fitne kalmayıncaya kadar savaşın ve yakuna dinu kullu lillah din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Burada fitnenin kökünü kazımak. Şu manada diyelim ki Gazze'deki şu an içimizi burkan bu görüntü, içimizi yakan bu görüntü. Farza Yahudilere uygulansaydı. Yani Gazze'de öldürülenler değil de diyelim zalim bir devlet Yahudileri öldürüyor. Biz bundan rahatsızlık duymalıydık. O zaman orada bir fitne var. O fitnenin kökünü kazımaya çalışmak bizim bir görevimiz olur. Bu manada dünyanın neresinde bir fitne varsa o fitnenin kökünü kazımak Müslümanlara düşen bir görev. Bu konuda ben Zülkarneyn modelini nazara vermek istiyorum. Yani Zülkarneyn'in verdiği mesaj insanımız tarafından o kadar bilinmiyor. Kitleler bunun daha henüz farkında değil. İnşallah bu gibi programlar bunun anlaşılmasına vesile olur. O da şu, Zülkarneyn Allah'ın teyidine masar bir zat, bir kumandan veya peygamber de olabilir diyorlar. Oralar çok belli değil. Ama ala külli hal Allah'ın teyidine masar. Dünyanın doğusuna gidiyor, batısına gidiyor. Gittiği yerlere adalet götürüyor. İşte gittiği yerlerden birinde diyorlar ki Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc ortalığı karıştırıyor. Biz sana vergi verelim, bizi bunlardan kurtar. Zülkarneyn diyor ki Rabbimin bana verdiği isim vereceğiniz vergiden hayırlıdır. Sizden bir şey istemiyorum vergi olarak. Ama diyor siz bana fe'inuni bi kuvvetle yardım edin. İşte diyor demir getirin. Üzerine bir ateş yaktırıyor. O demirleri eritecek şekilde. Üzerine bakır döktürüyor. Ve yecüc mevcüc o vadiden gelip e, ortalığı karıştırıyorlarmış. Onların geçemeyeceği şekilde bir set meydana getiriyor. Buradan bizim alacağımız mesaj şu. Müslümanlar Zülkarneyn gibi olmalı. Afrika sömürülüyor mu? Evet sömürülüyor. Özellikle Fransa tarafından sömürüldü ve sömürülüyor. İşte biz oraya gidebilmeliyiz. Afrika'ya gidebilmeli. Bu sömürüye son verebilmeliyiz. Ama Afrika'ya giderken orayı sömürmek için değil, ellerinden tutmak için gitmeliyiz veya dünyanın başka yerlerinde başka zulme maruz milletler varsa Müslümanlar olarak oralara kadar gidebilmeli ve oradaki zulme engel olabilmeliyiz. İşte bizim yeni dünya düzenimiz, Orta Doğu projemiz bu gibi şeyler olmalı. Hocam küresel güçlere karşı nasıl cihat etmeliyiz? Küresel güçler kuvvetli. Yani şu anda bazıları yani niye biz Gazze'ye ordumuzla gitmiyoruz diyebiliyor. Hissiyatlarını anlamak kolay anlıyorum elbette bizim de gönlümüzden öyle bir şey geçer de fakat böyle bir hareket ne getirir ne götürür idarecilerimiz bunu bize göre daha iyi takdir edebilecek durumda dolayısıyla fevri bir hareket şu an Şahlanışa geçen Türkiye'nin önünü kapatabilir belli bir birikim oldu belli bir tecrübe oldu buna zarar verebilir ben bu konuda şunu örnek veriyorum. Mesela 1990'lı yılların başında Rusya dağıldığında Ermeniler bir oldu bittiyle ve Rusya'nın da göz yummasıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal ettiler. O günün şartlarında Azerbaycan bizden destek istedi, belki el altından yardım edilmiştir de resmi olarak bir şey yapılamadı. Hatta hiç olmazsa bir helikopter gönderilmiş, o bile gönderilmedi. O günün şartları nasılsa öyleydi herhalde. Azada eşelemeyelim. Günümüze bakalım. Ama ne oldu? İki yıl evvelinde orada tekrar bir mücadele yapıldı. Artık Türkiye İHA-SİHA gibi teknolojilerde çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. Dünyada en önde gelenlerden. Desteğimizi açıktan ifade ettik. Ve böylece Azerbaycan-Karabağ meselesini halletti. Türkiye'nin desteğiyle halletti. Amerika'ya rağmen, Fransa'ya rağmen, Rusya... O biraz göz yumar görüldü. Arka planını bilemiyorum. Onu uzmanlar daha iyi bilirler. Ama pek çok küresel güçlere rağmen Türkiye orada muvaffak oldu. Şu an bir zengezur kaldı. O kısımda hallolduğunda Türk dünyasının önü hayli açılacak. Filistin bizim meselemizdir. Yani şundan dolayı meselemizdir. Ve en azından orada yardıma muhtaç insanlar var. Ve bir de bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bu yönüyle bizim meselemizdir. Bir de bunların karşısında bulunan kuvvet eğer orayı aşabilecek olsa, Filistin'i, Gazze'yi aşabilecek olsa hedefte Suriye var, hedefte devamında Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği Gazze'den başlıyor, Filistin'den başlıyor ve bizim orada ne işimiz var? Filistin bizim neyimiz olur? E Filistin bizim eyaletimiz olur ve orası tarih boyu Müslümanların elinde kaldı. Osmanlı zamanında da 1918 yılına kadar Müslümanların, bizlerin elindeydi. 1930-1948 arası İngilizlerin elinde kaldı ve onlar o günün ortamında artık nasıl neler olduysa o bölgeye Yahudileri yerleştirdiler. 1948'den bu yana Filistin'deki toprak dağılımı şöyle görülecek olursa Bunlar hani haritalar şeklinde gösterilebiliyor. Görmüşsünüzdür. Müslümanlara çok çok az bir yer kalmış. 75 yıl içerisinde durmadan İsrail o bölgeyi işgal etmiş. Elinden gelirse orada kalmayacak. Suriye'yi de Türkiye'den de bir kısım toprakları da almak isteyecekler. Oradaki kuvvet tek başına 10 milyonluk bir İsrail değil. Amerika savaş gemileriyle orada Fransa'sı İngiltere'si, Almanya'sı dünyanın önde gelen bu güçlü ülkeleri desteklerini yine ifade ettiler. Yani karşımızda bir Haçlı güruhu var ve Haçlı güruhu bir nevi bir nevi Müslümanlarla hesaplaşmak gibi belki tarihi arka planla bu şekilde çalışıyorlar. Peki buna mukabil bizim ne yapmamız lazım? Bediüzzaman'ın nazara verdiği bir ifade var. Diyor ki bu zamanın en büyük farz vazifesi iddiadı İslam'dır. Müslümanlar olarak bizlerin iddiadı İslam'ı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Amerika mesela eyaletler halinde 50 eyalet. Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Ortak Pazarı şeklinde önce kuruldu. Sonra Avrupa Birliği'ne dönüştü. Ve bunlar her biri kendi sınırında ama Belçika'da bunların parlamentosu var Brüksel'de. Orada bütün ülkeleri ilgilendiren ortak kararları alabiliyorlar. Bizler İslam dünyası olarak Türkiye, Irak, Suriye, Mısır ve daha neler varsa 50 civarında devlet bir araya gelebilmeli ve bu şekilde ortak pazarımızı ve üst temsilci olarak ortak parlamentomuzu meydana getirebilmeliyiz. Bunu yapabildiğimizde koca dünya, o küresel güçler, 2 milyarlık bir toplu kuvveti Karşılarını almaya kolay kolay cesaret edemeyeceklerdir. Ve bu noktada elimizden geldiğince işte bir arada olmak ve kuvvetimizi artırmak bu bir görevimizdir. Şu ayet benim çok dikkatimi çeker Kur'an-ı Kerim'de. اَاِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَةٌ مِنْ Gücünüzün yettiğince onlar için kuvvet hazırlayın. Ve merribatil <laughs> ribatil savaş atları. Turhibuna <laughs> bihadu vallah vadu vakum. Bunlarla hem Allah düşmanını hem de kendi düşmanlarınızı korkutursunuz ve aharı ve aharin ve daha başkaları bilmediğiniz düşmanlar var. Onları da korkutursunuz. Yani burada Müslümanların caydırıcı bir güç haline gelmesi gerekiyor. İşte bizler belki de son 10 yılda savunma sanayinde bayağı iyi bir noktaya geldik. Diyelim Pakistan'da nükleer silah da var. O teknoloji bizde de kullanılabilir veya kullanılıyor bilemiyorum. Bu şekilde onların anlayabileceği şekilde bir gücü bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde Allah'ın izniyle muvaffak oluruz. Küresel güçler de akılları varsa bizimle barış içinde yaşamak isterler o zaman. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir çalışmanız var mı bu konuyla alakalı? Şimdi bu konuda daha ayrıntılı bir şekilde Kur'an merkezli bir çalışma yaptık. Çekimlerini yaptık. Bu programdan sonra onlar peyderpey yayınlanacak. Kur'an'da cihadın taze Adem döneminden günümüze kadar nasıl olduğuyla alakalı Kur'an'ı bir bakışla cihadı değerlendirmeye çalıştık. Şöyle anlatayım. Bunu çoğu Müslüman bilmiyor. Hatta ilahiyatçıların çoğu da belki bu bakışla yetişmiş değil. Bu bakış henüz öğretilememiş. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz döneminin çok önemli olaylarını bize anlatıyor. Yani ne gibi Mekke döneminde nasıl cihat edilmiş? Kur'an ayetleri bunu anlatıyor. Diyelim Medine döneminde savaşlar olmuş. Bedir Savaşı Enfal Suresi Bedir'i anlatıyor. Mesela Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresine bir kimlik vermek istesek burada ne var? Yarısı Hristiyanlara yönelik değerlendirmeler var. Geri kalan yarısı Uhud Savaşı'nı anlatıyor. Öte yandan Ahzab Suresi'nde Pendek Savaşı da anlatılıyor. İki sayfa şeklinde anlatılıyor. Hudeybiye Barışı, Fetih Suresi 5 sayfa olarak Hudeybiye Barışı'nı bize anlatıyor. İşte biz bunların her birini 10'ar 20'şer dakikalık bölümler gibi ele aldık. Herhalde 40-50 civarında program oldu. Tam sayısını şu an bilemiyorum. Bunların çekimi gerçekleşti. Bunlar haftalık olarak yayınlanacak inşallah. Faydalı olmasını diliyorum. İnşallah başka programlarda da bazı başka konuları ele alırız.